bir evim olsa. Sosyal konut projesi hükümetin önemli bir hamlesiydi ve çok ciddi teveccüh gördü toplumda. E rakam belli. Rakam ispat ediyor bunu. 8 milyon başvuru. Dehşetengiz bir rakam. İnsanım kana kana başvuru yapmış. Çünkü şu dünyada bir ev sahibi olmak istiyor. Öyle mi? Öyle. Ahirette iman Dünyada mekan mı? Öyle bir söz vardı galiba. Var bir hayalimiz be. Bir ev sahibi oluruz biz de. Ne dersiniz? Var bir hayalimiz. İlk evin projesi. Bakan kurumdan gelen bilgiler. Buyurun. Kontenjan kaçtı ilk etapta? 250 bin konut. Gayet iyi biliyorsunuz. Peki 8 milyon başvuruyu da seslendirdim. Peki bu kadar başvuru varken neden 5 milyon? 135 bini geçerli. Ya vatandaşım acaba bir evrakta başvuruda hata mı yapmış? Yoksa ne olabilir bunun açıklaması? Çok ciddi bir kayıp var. Neredeyse %45'lerde. Sebep bir parça abartı. Ya evin varsa niye başvuruyorsun? Başvurmak için yeterlik sebepleri deklare edilmiş. Hiç evi olmayan başvuracak. Neden bunu yapıyorsun? Değil mi? Bazen de tok gözlü olmak lazım. Evin varsa şartları karşılamıyorsan ya da mükerrer işlere girme. Eğer küçük bilgisayar hataları yoksa 5 milyonun üstünde başvuru kabul oldu. 3 milyonu neredeyse geçersiz. Kurallar ne zaman? Mart ayında. Evet bir parça süre var daha. Şans oranı nedir? Bir piyango mudur bu? Asla bunu söyleyemeyiz. Ama kabul edilen başvuru çekiliş şöyle bir oransal matematiğe vurduğunuz zaman 20 kişiden biri sosyal konut projesinde ilk evim ev alma şansı olacak. 20'de bir şans. Ne dersiniz yüksek mi? Piyango kazanmak anlamı mı taşır bu? Bence o kadar da değil yüzde ama ciddi bir yüzde var burada. En çok kim başvurmuş? Ev ihtiyacının en çok olduğu yer. Ya şehri İstanbul, tabii şehri İstanbul hem nüfus yoğunluğu hem de konut gereksinimi bağlamında başvuruda birinci sırada. 1 milyon 519 bin insanım İstanbul'da ev sahibi olmak istiyorum. İzmir 240 binlerde. Başkent Ankara İzmirli Atbaşı 232 binleri biraz aşmış. Şimdi bir önemli veri daha toplumu ilgilendiren bir mesele bu. Gençlerin ev hayaline ne diyorsunuz? Allah aşkına. Gençler başvuru sayısına baktığınızda yani yükün olarak çok ciddi bir kitleyi temsil ediyor. 18 yaşın üstündeki herkes başvurabilirdi. 2 milyon 30 binlerde. 2 milyon 31 binlerde neredeyse. Sebebi hikmeti ne ola ki? Bir şey söyleyeyim mi? Babanın ya da annenin üzerinde tapu varsa 18 yaşından büyüksün. Senin evin yok oğlum kızım. Sen başvur. Birlikte öderiz. Var mıdır bunun etkisi? Bence vardır. Eğer yoksa bunun etkisi ben speküle ediyorsam İlber Ortaylı hocanın söyledikleri aklıma geliyor. Ya gençler üniversiteyi bitirince hemen çeyiz peşinde ev araba peşinde koşacağınıza açılın dünyaya. Dünyayı görün. Dünyayı gezin. Bir master yapın bir NBA bir şeyler yapın değil mi? Bu kadar ev aşkı. Gençler, emekliler 505 bin, 506 bin kişi. Burası da aslında sistem anlamında çok acı. Hatırlayınız bizim yaşlar uygun. Emekliler etrafımızda kendi aralarında konuşurken Ahmet Bey emekli oldu. ikramiyesiyle bir ev almış. Yıllar önce, 40 yıl önce. Sonra bir araba almış Doğan, Şahin, Toros. Sonra çocuğun düğününü belki yapar. Şimdi emekli ikramiyesi belki sizi Bodrum'da bir hafta tatile götürür. Abartıyor muyum? Ya yaşı 50'nin üstünde insanım bir ev sahibi olabilmek için başvurmuş sosyal konuta. Söze gerek yok. Söz hükmünü yitiriyor. Engelliler onlar onlar da hayatın içinde 256 bin engelli. Keşke önceliği onlara verseler. O kadar çok mesaj atıyorlar ki bana. Araçlarda, ÖTV bağlamında, doktor raporlarında, ÖTV matrahı, ev alımında çok ciddi handikaplılar. Bir toplumun gelişmişliğine, engellilerine sunduğu yaşam kalitesine bakarak da karar verirsiniz. Bunu bilir, bunu söylerim. Bir de ilk evim arsa var. Arsada da başvurular devam ediyor. 710 binlere gelmiş durumda. 7 Kasım'a kadar devam edecek. Fikir verdi değil mi? Vatandaşım sizler kana kana başvurmuşsunuz. Bir evim olsun diye. Çok insani. Çok vicdani. Evet. Çok da normal biliyor musunuz? Size hak veriyorum.